Bir Fenerbahçeli arkadaşım beni aradı geçen gün. Fanatik Fenerbahçeli ama. Diyor ki kapaklara diyor Erden Timur'u koyuyorsun ya tüylerim diken diken oluyor diyor. Erden Timur'un 3 ayda yaptığını Ali Koç 5 yılda yapamadı diyor. 5 yılda yapamadı diyor. Bir de Erden Timur Galatasaray'ın başkanı değil. İkinci adamı. Düşün. Bak bunu bir Fenerbahçeli söylüyor. Başkan Ali Koç bak bir Fenerbahçeli ne diyor biliyor musun? Erden Timur'un 3 ayda yaptığını Ali Koç 5 yılda yapamadı diyor. Yani normal. Abi sen bir şeyin farkında değiliz. Yani bazı arkadaşlar Fenerbahçeli arkadaşlar hiç değiller. Mesela biz gene fark ediyoruz. Ama inanın ben bunu 4 sene evvel Ali Koç'u ilk geldiğinde söylemişim. Hala da lafımın arkasındayım. Günün sonuna bakıyorsun Ali Koç Fenerbahçe'yi borçlandırıyor ve borçlandırdığı kişi de kendi. Bakın söylüyorum. Fenerbahçe Ali Koç'un pahalı oyuncağı olmuş. Deyince bana kızıyorsunuz. Anonim Galatasaray, Musa abi derin Galatasaray sen misin? Konseyde yer alıyor. Konsey üyelerinden biri arkadaşlar. Üç ay Mustafa Kan. diskalifiye edecekler. Orada kapalı şeylerle, maskelerle giriyorduk o işe. İfşa ettim beni şimdi. Olmaz. Bir tek sen ifşasın ama diğerleri bilinmiyor. Mustafa Kanlıoğlu, Musa Yıldız seviliyorsun demiş. Musa Yıldız'ı evet ya çok severi var Musa Yıldız'ın. Ahmet demiş ki yerli ve yabancı kuralı kalkarsa işte böyle kaliteli futbolcuları izleriz ya. Bu TFF Başkanı Real Madrid Manchester City maçını izlemedin mi acaba? Orada ayrımcı yerli kuralı var mı demiş. Yok. Yok arkadaşlar. Ama Türkiye'nin açıkçası o seviyede yani global dünyayla entegrasyondur. Futbolda bu entegrasyonu yapmıyorlar. Süper Chat dolar işaretine tıkla. Hatta dur ben sana Süper Chat linkini atayım. Musa Icardi sen tabii gitmesini istiyorsun. Neden gitmesini istiyorsun bilmiyoruz. O konuda da sana çok büyük tepkiler var. Algı yapıyorsun. Yani Algı yapıyorsun. Ben gitmesiyle ilgili bir tane yayınımı bul. Algı yapıyorsun. Selahattin Atan bir sen iki. Algı yapıyorsunuz abi. İşiniz gücünüz algı yapmak. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Musa Yıldız, Musa Yıldız daha önce burada Icardi gitsin, gelecek sezon olmasına gerek yok dedi mi demedi mi? Demedim. Dedim ki rakam anlamında çok yukarılarda verilecekse ve o rakamlar seni kulübede oturttuğunda Falcao kadar rahatsız edecek rakamlarsa bence alınmamalı dedim. Emin dolara tıkla oradan süper chatini gönder kardeşim destek olmak için. Musa Yıldız bana süper chat geldiği zaman da çatlıyor. Musa Yıldız'ı da çatlar. Dedin bak herkes duydu bak. Alparslan Tilgin demiş ki dedin. Dedin abi dedin. Şimdi bana eski yayınları buldurtma tamam mı? Yanlara Dedin. bilgi koymuş bak. Yok Dediğini gör gel. tuhaflık yapıyorsun. Dedin. Ama Erden Timur Ha canavar dedim. gibi çalışıyor. Erden Timur'u boşa kapağa çekmedik. Erden Timur, Milot Rashica ve Icardi takımda tutmak. Hatta başka yıldızlarla da görüşüyor. Dün açıkladım. Bak Fatma Kül de diyor. Dedin abi. Anlat anlat Dedin. heyecanlı oluyor. Benim kızım Eyüp'e bir şey yapınca arkadaşlar Eyüp böyle bir şeyler anlatınca yeğeni Eyüp'e böyle bir anlat anlat heyecanlı oluyor diyor. Anlat anlat heyecanlı oluyor. Dedin abi. Dedin. Neyse. Önemli değil. Önemli olan Erden Timur'un ne düşündüğü ve Erden Timur da şu an için değerli arkadaşlar, Icardi ve Kardiyo Milot Rashica'yı veriyorum. kadroda tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Hatta size güzel bir haber vereyim. Galatasaray şampiyon olursa ki olacak, Icardi de kalır, Milot Rashica da kalır. Şifre şampiyonluk. Icardi teşekkürler, Süper Sticker Bana göndermiş. yolladı. Biliyorsun değil mi? Bana Hayır, yolladı. sana rağmen yolladı. Sen Hayır. adamı göndermeye çalışıyorsun. Sen adamın Ya arkadaş. resmen gitmesi için PR yaptın. Arkadaş buna bile sahiplendi ya. Benim için yolladı. Bak sticker falan o bu dedik. Yolladı işte. Bana yolladı. Musa abime güzel bir kahve çevirip abi. Yayından sonra anneme söylerim. Var kahvemiz. Musa'ya kahve yaparız. Tamam. Şimdi
Yayından sonra kahvesini içeceğim, tamam. Ha, Musa Yıldız'a bak, işte Musa Yıldız'a rağmen güzel haberler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bunu da paylaşayım. Ki 8-9 bandında bitecek. Paris Saint-Germain Moura Icardi'nin bonservisini belirledi. Arjantinli golcü için kapı 10 milyon eurodan açılacak Musa. Evet. Sen Patlasan verir da misin bunu mesela? patlasan da bu adamı alacağız kardeşim. Senden yakışıklı diye, saçı var diye, gol atıyor diye kıskanma, tamam mı? Ya arkadaş, ben yanlış programa geldim diye hatırlıyorum. Eyüp Yıldız'la saç programına mı geldik? Sanki bana saçı ile alakalı bir espriler yapan adamın sırma saçları var yani. Öyle bir Abi, anlatı yok yani. ben kıskanmıyorum. Ben kıskanmıyorum. Sen kıskanıyorsun. Ya burada algı Allah yaptın, algı yaptın. Ahmet Konanç gibi Icardi için algı yaptın ya. Halk tepkili sana ya. Özür dile ya. Özür dile. Bak, seni şöyle bir ekranda büyüteyim. Özür dile. Özür dile. arkadaşlar, Eyüp Yıldız'ın bazı konuştukları yaşına verin. Kale almayın, dikkate almayın bence. Bu kadar. Özür dile dedik, yanlış konuştun. İnşallah Icardi kalacak arkadaşlar. Icardi durumu bu. Lazio Lucas Torreira için 12 milyon euroyu gözden çıkarttı. Lucas için Musa Milan da teklif yapıyor. Fiorentina da teklif yapıyor. Fiorentina eski takımı zaten. Herkes 20 milyon euro vesaire diyor ya Musa Torreira için. Evet. Benim beklentim 15 milyon euro. Bildiğim bir şey var. 15 milyon euro rakamı ben gördüğümde seninle bir canlandırma yapmıştık ya. Telefonu suratına kapatırım ve engel koyarım. Kusura bakma, Torreira'ya da aynısını söylerim. Yani bir şekilde onun maaşına zam yaparım. Derim ki bak, ben sana emek harcadım. Taraftar da seni seviyor. Gel sana 3 senelik değil 4 senelik sözleşme yapalım. Ama sen bu takımın iskeleti senin üzerine kurulsun. Ama bu takımdan ayrılma derim. Şimdi Torreira'yı 7'ye mal edip 10'a satıyorsan, 12'ye satıyorsan burada bir sıkıntı var demek olur. Sen 12'ye Torreira kadar katkı verecek adamı bulamazsın. Tutmayabilir. Ama sen 20'ye sattın mı tamam dersin. Yani 20 lira kazandım dersin. Valla açıkçası ben kendi adıma 15'i de gayet makul buluyorum. Çünkü oyuncu gitmek istiyor Musa. Ve açıkçası oyuncu gitmek istediği zaman da çok böyle onu tutmam mümkün olmuyor. O Maalesef zaman bunu Marka'da gördük. Dolar 1 lira olsaydı dünyanın en iyi kulüpleri arasında olurduk demiş. Tabii alım gücümüz çok yüksek olurdu. İşte arkadaşlar, az önce bu mesajı yazdım. Icardi Galatasaray'dan gitsin diyenler tam liste. Ali Koç, Ahmet Konaç ve Musa Yıldız. Icardi'yi Galatasaray'dan göndermeye çalışanlar tam liste. ya harbiden benim bu ismi geçen arkadaşlarla hiçbir alakam yok arkadaşlar. Ahmet Konanca Eyüp Yıldız'ın arkadaşıdır. Ben Ahmet Konanca bir yayında salladım bir sürü. Ahmet Konanca Eyüp Yıldız'ın arkadaşıdır. Birlikte alttan alta Icardi ile ilgili savaşıyorlar. Ama benimle alakası yok. Bir şey söyleyeceğim. Ahmet Konaç benim arkadaşım, sen de kardeşimsin. Size boyun eğiyor muyum? Mücadele ediyorum. Tabii Christian tabii. Pulisic, Sasha Boy için 17 milyon sterlini gözden çıkarttı. Bu arada değerli arkadaşlar, bugüne kadar ciddileşelim. Bugüne kadar transferde gelen en yüksek ve en çok teklif. Yani 2-3 farklı kulüpten ve yüksek teklif noktasında en fazla ön plana çıkan isim Sasha Boy. Sasha Boy, ben Musa zaten 17 milyon sterlin aşağı yukarı 20 milyon euro yapıyor. 20 veya 20'nin üzerini göreceğini düşünüyorum. Evet. Yani bir kere rakamsal ev şu yoruma kafam takıldı da onu ekrana getirecektim. Yani bence Sasha Boy biraz daha performansı yüksek olmuş olsa, asistleri falan çok iyi olmuş olsa Sasha Boy
Çok kaliteli bir oyuncu. Ama ben hala iddia ediyorum. Ben bu rakamları gördüm mü bu Sterling beni hemen dağıtıyor. Ben verirdim. Sacha Boey. Ama işte devre arasında da bir onun hamlesi yerli statüsünden falan gelmemesini biz bunu hep Abi konuştuk. borç iklimi yüzden ve maalesef bunu söylemek zorundayız. Para birimi de çok düşmüş bir noktadasın Musa. O yüzden 13 milyon, 17 milyon pound yani 20 milyon euroyu gördüğünde satmamak gibi bir lüksün yok yani. Evet. Vay, masum tehlike 45 lira mı gönderdi? Johnson. Boracığım teşekkürler. Masum tehlike kim ya? Hüseyin Bora Çakır. Medyaskop. Ha, öyle yani. Şimdi Bora. acaba dedim Hüseyin Bora Çakır'la şifreli mi konuşuyorlar falan yaptım arkadaşlar yani. Yok. Lakabı Masum Tehlike. Ben taktım. Neden Masum Tehlike dediğimi anlatırım. Bazı özellikleri sana benziyor. Neden? Anlatırım sonra. Sonra anlatırım. Masum Tehlike'ye teşekkür ediyoruz. Vedat ne demiş bakalım? Sasha Paris Saint Germain'e gider mi? Adamların sağ bekleri Sasha Boy'dan kötü. Icardi konusunda da kolaylık sağlarlar. Gider. Zaten o seviyede kulüpler ilgileniyor Sasha Boy'la. Cengi Power 17 milyon sterlini anında verirdim demiş. Biz de verdik zaten. Evet, mutlu bir Galatasaraylı Tolga. Bir arkadaş demiş ki Eyüp Yıldız seni hep insanların önüne atıyor. Eyüp Yıldız da niye İbrahim K demiş. Ya burada şaka yaptığımız, birbirimize takıldığımız ortada değil mi ya? Arkadaşım yani. Musa Evet. Yıldız kardeşim birbirimize şaka yaptığımız ortada değil mi yani? Ya bir Kendi de anlamı. buralarda olmamda en büyük emeklerden biri Eyüp Yıldız'la Günay Esen Türk'e aittir yani arkadaşlar. Sağ olsunlar ikisi de. Derya Hanım iyi bir 8 numara almalıyız. Oyunu çift yönlü oynayabilen Olivier'e yetersiz ki bakıyoruz yani 8 numarada da mesela Musa yani Naby Keita ile görüşülüyor, Renato Sanchez ile görüşülüyor, Gendouzi ile görüşülüyor. Çok önemli oyuncularla görüşülüyor yani. Evet Ali Çakmak. Abi kardeş şaka yapıyoruz. Doğrusu bu. Emin Özol hala daha süper chat bekliyor senden. Ha, göndereceğim dedim. Musa Yıldız heyecanlandı. Musa Yıldız'da titreme geldi ama süper chat ortalıkta yok. Alex Telles'e güye bize yaramaz abi net demiş. Valla G'ye çok iyi bir oyuncu ama Alex Telles'i ben de istemem. Yeni sezon transfer listesini hazırlayan Galatasaray'ın sıradaki hedefleri belli oldu. Evet İbrahim'ciğim. Eyüp okur musun? Bana uzak kalıyor. Yorumu okur musun? Devamını okusaydın şaka yazdın zaten abi. Bazıları ciddiye alıyor yazdım. Onu da okusaydın. Tamam kardeşim. Biz takılıyoruz Musa'ya. Evet. Yani Evet. böyle keyifli bir yayınlar yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet Teyes. G'ye hani bilemedim. Yani olabilir bence. Ama Alex Teyes Musa o eski performansından uzak. Hani Ya siz biz girer mutlu misin olduğumuz Alex için adamları Teyes'i? almayacağız abi. Bekten bu kadar sıkıntı yaşamışken Alex Telles riskine girer misin? Ben girmezdim yani. Ben girmem. Sevilla'da kiralık oynayan Alex Telles sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek. Cimbom eski yıldızını kiralamaya çalışacak. Bu arada önerilen futbolcular içerisinde ama bir kez daha söyleyeyim ben istemem yani. Ya abi Everton'a imzaladıktan sonra son 30 maçın tamamında oynayan 29'unda ilk 11'de başlayan G'ye takımı ligden düşerse ayrılmak istediğini açıkladı. G'yi isterim ama mesela. Yaşlı bir ya futbolcu ben ama istemem abi. Ya adam gitmiş orayı kümeye düşürüyor. O adamı alacağız Galatasaray Türkiye Ligi'nin şampiyonluğunu oynayan takımın kurtarıcısı olarak mı koyacağız ya? ya İyi sen deli misin abi? koyacağız arkadaşlar. İdris'e G'den bahsediyorsun ya. Ya İdris'e G'ye değil. İdris'e G'ye 10 tane G'ye yan yana koy. Ne olacak abi? Adam gitmiş küme mi düşüyor takım? Küme düşerse ben ayrılırım diyor. Gelmesin abi bize. Ya o mantıkla bakamazsın Musa. Marco nereden geldi? Portekiz'de. Küme düşme Ya bir oynayan tane takımdan geldi. o dönemde bu dönem biri değil ki o zaman para yoktu para. Bak anlamıyorsun sen. Marco küme düşmemeye oynayan bir takımdan geldi. Şimdi takımını unuttun.
Herkes dedi ki ya küme düşmemi oynayan takımdan futbolcu mu alınır dedi. Adam geldi çatır çatır oynadı. Sen takımı almıyorsun kardeşim. O takımdaki iyi parçalardan birini alıyorsun. Lütfen ya. Biraz mantıklı ol. 30 maçı çıkmış bu sezon. Ben Gelmeden mantıklıyım abi. bahsediyorum. Ama hani başka opsiyonlar da var tabii listede. Ben geriye almazdım. Peki Musa, senin kankana geldik sıra. Kim o? Cenk. Gelirse senin TikTok'ta Dembele Dembele diye şarkı söyleyeceğini biliyorum yani. Dembele veya Dembele gol attığında. Ha, öyle bir şey değil de yani Musa adamın isminin Musa olması bile benim için bir şeydir be. Ölçüdür. Ben hep Musa Şov Fenerbahçe'deyken Galatasaray keşke Galatasaray'da olsun dediğim oyunculardan biridir yani. Ben Musa mesela olmalı. Dembele transferi gerçekleşirse mesela bize de çok faydalı olacağına da inanıyorum. Gol attığında helal olsun Dembele diyeceğim. Gol kaçırdığında ulan Musa, ulan Musa, ulan Musa diye şey yapacağım. Evet. Kızarken Musa, sevinirken Dembele diyeceğim. Arkadaşlar size de tavsiye ederim. Gol mü kaçırdı? Ulan Ama Musa harbiden diye güzel espriymiş ha. başlayın. Güzel espriymiş bu. Harbiden ben mantıklı geldi. Zoruna gidiyor. Biranın yanında güzel çıkıyor. Dün konuştuk çok zor arkadaşlar. Eyüp diye bir futbolcu oldu mu? Biranın Kaliteli Eyüp diye bir futbolcu oldu mu arkadaşlar hiç? Ali Çakmak demiş ki Musa Dembele gelirse Dembele ile Musa abi isminden dolayı birlikte tesislere girebilir. Ya arkadaşlar Musa soyadını silip oraya Dembele yazıp ben de Musa Dembele'yi bir tesislere sızmaya çalışır. Ama güvenlikler yakalar diye düşünüyorum. Evet. Olabilir. Böyle, yani Haftalardır söylüyorum Rodriguez bizim için biçilmiş kaptan demiş. James Rodriguez mi? Yok, James Rodriguez de eski performansında değil. Ama arkadaşlar Dembele olayı ciddi. Galatasaray forması giymeye en yakın futbolculardan biri Musa Dembele. Ekonomik şartları da Galatasaray'a uyuyor. Çok büyük bir para istemiyor. Fakat şu var. Lukaku ve Firmino da masada Musa. Ve hatta Erden Timur'un en çok istediği futbolcu Firmino. Musa. ya ben de Firmino derdim. Ama zor o da o transfer. Icardi, Dembele ve Firmino olduğunu düşünsene kadromuzda. Bir de Mustafa Muhammed var. Bak Derya Hanım yazmış. Evet. Mustafa Muhammed'i de arkalarına dört ne, abi muazzam bir şey oluruz ama. Ama Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum ben. Geri geleceğini düşünmüyorum. Neden? Bence kulübü şu an oynadığı kulübü bonservisini alacak. Ama küme düşme hattında değil mi Nantes ya? Fransa puan durumuna bakalım. Ligi. Fransa Lig 1. Bakıyorum puan durumu. Nantes nerede? Oo, Nantes küme düşme hattında. 32 puanda. Olsun. Küme düşerse almazlar. Başka takımlardan biri alabilir abi. Ben gelmeyecek diyor. Fransa'da kalacak diye düşünüyorum. Ya Galatasaray satar yani Galatasaray'ın ilk planı satmak yani onu. Satmak yani. Çıkal, şey, Evet. Morrison ve Mustafa Muhammed'den 10 milyon para hedefleniyor. Aşağı yukarı bu transfer döneminde bir de bir o arada arkadaşlar çok büyük bir transfer dönemi geçireceğiz. Ben size söyleyeyim. En az 8-9 tane transfer gelecek ve 80-90 milyon euro bütçesi olan bir Galatasaray'a yapacak bu transferleri. Yaz transfer döneminde artık uçaklar havada uçuşacak gibime geliyor bence yani. Valla zaten bütün telaşta bundan Musa yani. Bütün telaşta bundan kaynaklanıyor. Galatasaray kopup gider mi? Galatasaray farkı açar mı? Bütün telaş bundan kaynaklanıyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, Musa çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Değerli izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yine eğlenceli bir yayın yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Benim Musa'ya takılmalarımı öyle görün. Pozitif olmaya çalışıyoruz.
Bir de yani Musa da Galatasaray gol attığında gözlerinin içi gülüyor. O yüzden öyle aklınıza da o şakalardan dolayı bir şey gelmesin. Ya Hepinize sen böyle teşekkür ederim. abuk sabuk espriler yapınca bak arkadaşımızın yaptığı espriye bakar mısın yani? Seviye buraya erişiyor abi. Bak Ne dedi? sen oku. Evet, buraya düşmüyor abi, bunlar güzel mesajlar. Ben kahkaha atıyorum ya. Nasıl kahkaha? Niye kahkaha atıyorsun abi? Benim hocalık Bundan böyle bir hocalık ihtimali kaldı mı futbol takımına? Kalmadı abi, kalmadı. Onun da lobisini yaptı şimdi. Bir aradan teknik ekibe girer miyim diye şansını denedin. Fatih ya Hoca'nın teknik ekibine girmek için neler yaptığını ben biliyorum abi. Burada anlattırma bana. Anlattırma. Fatih Terim'in teknik ekibine girmek için Fatih Hoca, Hasan Şaş, Ümit Davalan, Musa Yıldız. Böyle bir ekip kurmak için aylarca mücadele etti ya. Ya geçen gün TikTok'ta bir video çektim arkadaşlar. Milot Rashica videosu. Eyüp abi bak, videoda Milot Rashica'ya Fenerbahçe teklif yapmış. Onu anlatıyorum. Videonun altında bir tane mesaj var. Bakın dikkatli dinleyin. Eyüp abi, ben Musa Yıldız'a güveniyorum. Rashica'nın Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermez yazmış ya. Lütfen halk seni, yani insanlar sana güveniyor. Bunun değerini bil yani. Allah Allah. Al, Ben de onlara güveniyorum. bakın TikTok'ta Milot Rashica videomun altında gelen yoruma bakın. Musa Yıldız Rashica'nın Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermez abi diyor. Sizleri Allah akıl. gösteriyorum. O yorum yazan arkadaşı Allah akıl fikir versin diyeyim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.